Yaklaşık bir sene önce böyle bir toplantı yapmıştık yemekli. Ondan sonra ilk defa böyle bir araya gelebildik. İyi ki varsınız diyorum. Kıymetli kadın kollarım, MKYK üyelerim, kadın kollarımızın il başkanları, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve gerçekten bu davaya gönül vermiş birbirinden kıymetli ablalarım, bacılarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sabah Ankara'da malumuz olduğu üzere milletvekili aday adaylarımızla ilgili müracaatlar dün akşam itibariyle tamamlandı. Sabah uçağıyla da dağıtsınlar. Aslında dağıtıyorlar herhalde. Sabah uçağıyla da arkadaşlar, atkıları iki dakika bırakalım. Evet. Arkadaki bir kıpırdama bir durursa. Senin uçak havada kaldı. Sayın Divan. Evet arkadaşlar, şu atkıyı içini bir kenara bırakalım. Çıkarken de alabilirsiniz. Bir iki önemli bilgi vereyim size, sizin de malumatınız olsun. Dün akşam itibariyle AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'ndan ve genel merkezde toplam 61 tane milletvekili aday adayımız müracaat yapmıştır. Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da tarihi bir rekor kırılmıştır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak için her türlü tepkiyi göğüsleyebilecek cesaretleri olduğunu ortaya koymak için, Cumhurbaşkanımız için çalışabilmek için, bu iradeyi ortaya koyan, milletimize hizmet etmek için iradesini beyan eden bütün milletvekili aday adaylarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tekirdağ'da gerçekten bir rekor kurdular. 61 tane aday adayımız oldu. Bu sabah bütün aday adaylarımızın dosyalarını Seçim İşleri Başkanlığımıza teslim ettik. İnşallah cumartesi günü yapılacak, bu akşam biliyorsunuz sizlerin de katılacağı aday adayı tanıtım toplantımız var. Cumartesi günü de Allah nasip ederse temayül yoklaması yapılacak İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda. Ben buradan ablalarıma, kardeşlerime özellikle istirham ediyorum. Kimsenin ne dediğine bakmayın. Gerçekten bu millete hizmet edebilecek, millete hizmetkar olacağına inandığınız isimleri oraya işaretleyin. Cüneyt demiş, Ahmet demiş, Mehmet demiş, sakın buna takılmayın. Şehrimizde yaşayan 1 milyon insanımızın vebali sizin sırtınızdadır. Dolayısıyla yüreğinizden kimin ismi geçiyorsa, bu millete gerçekten hizmet edeceğine kime inanıyorsanız o temayüldeki o isimleri o şekilde işaretleyin. Bunu sizden istirham ediyorum bir kardeşiniz olarak. Ayrıca önümüzde biliyorsunuz 24 Haziran genel seçimlerimiz var. Genel seçimlerle ilgili yaklaşık 1 yıldır kadın kollarımızın da yoğun çalışması var, Allah razı olsun. Sandık kurullarımızla ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki seçim süreci çok kısıtlı. Zaman çok dar. Dolayısıyla kadınlarımıza çok iş düşüyor. Biz sizler sayesinde açılamayan kapıları açıyoruz. Size gerçekten çok ihtiyacımız var. Eğer ki biz Cumhurbaşkanımıza Tekirdağ'dan milletvekili aday adaylığındaki gibi bir tarihi sayıyla birlikte Tekirdağ Ankara'da temsil edilirse, inanıyorum ki 2019 Mart'ında da AK Parti olarak 11 ilçe ve büyükşehirle birlikte 12 yerel belediyede AK Parti'nin bayrağını sallandırırız. Ama bugünkü bu coşkunuzun, bugünkü bu samimiyetinizin hiçbir zaman eksilmemesi gerekiyor. Her türlü yalandan, dolandan, fitneden, fesattan, iftiradan, dedikodudan uzak durmamız gerekiyor. O onu demiş, bu bunu demiş, buna takılmamamız gerekiyor. Sadece Allah rızası için, bu millete karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için, reise olan borcumuzu ödemek için çalışmak zorundayız. Ben Tekirdağ Kadın Kolları'nın 11 ilçe teşkilatının da Allah Büyükşehir'de konuşuldu. İl teşkilatında Allah nasip ederse bu birlik ve beraberliğin devam edeceğine inanıyorum. Allah birlik ve beraberliğinize zeval vermesin diyorum.
teşkilatlarımıza görev yapmış bütün kadın kollarındaki ablalarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 12 yıl boyunca kadın kolları yapmış İrem ablam var. Ona teşekkür ediyorum. Ondan aldığı bayrağı ki ben ilçe başkanlığım döneminde de kendisiyle çalışma fırsatı buldum. İl başkanlığı döneminde de çalışma fırsatı buldum. Nesibe Hanım, Nesibe ablam, ona da canlı görmek teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi İçlerinden yetişen yeni bir kardeşimize görev edecekler inşallah bugün. Nerede o? Başkanım. Seni de yüklerim ya. Allah birlik ve beraberimizi bozmasın diye sözlerimi çok fazla uzatmadan toparlıyorum. Bu akşam zaten yine tekrardan birlikte olacağız. Ben gelen aramıza, Ankara'dan gelen misafirlerimize tekrar hoş geldin diyerek toplantımızın, kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.